Teşekkür ederim Sayın Başkan, çok değerli bakan ve diğer milletvekili arkadaşlarım. 2014 yılında dönemin Gençlik ve Spor Bakanı 23 şehirde 25 süper stadyum adı altında bir proje açıklanmıştır. Söz konusu açıklamaya Edirne'ye de 22 bin kapasiteli bir stadyum yapılacaktır. Aradan geçen 8 yıla rağmen bu konuda hiçbir çalışma yapılmadı. Yapılan tek çalışma AKP'li siyasetçilerin her seçim öncesi sözde stadyumun maketlerini canlandırma resimlerini taşımaları oldu. Bu konuda verdiğimiz soru önergesine de gelen cevapta bütçe imkanları ölçüsünde değerlendirileceği belirtiliyor. 2014'te söz verirken bakanlığınız bütçeden habersiz miydi? Gelecek yıl bu bütçeyi AKP yapmayacak. CHP ve Millet İttifakı yapacak. O zaman Edirne'de yeni stadyumuna kavuşacak. Bu nedenle size yeni stadyumunuz ne zaman yapılacak diye sormuyoruz. Cevabı açık. CHP iktidarında yapılacak. Yalnız önümüzde seçim var. AKP'li siyasetçiler yine kapı kapı stadyum maketlerini gösterecekler. Ellerindeki maketler eskimiştir. Onlar için yeni maket yapıp ellerine tutuşturursanız iyi olur. Soru önergesi demişken soru önergelerine verilen cevaplar felaket. Yalnız bütün bakanları hatırlatmak isterim. O cevaplarda kendilerinin imzaları var. Gelen cevaplara baktığımızda anlıyoruz ki bakanların bakanlıklarından haberi yok ya da verecek cevapları yok. O zaman cevap veremediğiniz sorulardan devam edelim. Gönüllü gençlik liderleri adı altında kaç öğrenciye burs verildiğini, gönüllü gençlik lideri olmanın kriterinin ne olduğunu sormuştum. Sayın Bakan'ın imzasıyla gelen cevapta gönüllü gençlik lideri olmanın burs almada bir kriter olmadığı söyleniyor. Doğrudur, burs yönetmeliğinde böyle bir kriter yok. Böyle bir kriter olsa göze çarpar, tepki çeker. Ama Sayın Bakan'a bakanlığının sayfasındaki gençlik liderliği, eğitim, çalışma, usul ve esaslarına dair yönergeyi okumasını öneriyoruz. Bu yönergede deniyor ki, Genel Müdürlüğü'nün yazılı talep ve yüksek öğrenim kurulunun onayıyla gönüllü gençlik liderlerinin kredileri bursa çevrilebilir. Yüksek öğrenim kredi yurtlar kurumuna bağlı yurtlarda kalıyorsa yurt ücreti alınmayabilir. Burs yönetmeliğini bakanlığınıza bağlı başka bir genel müdürlüğün yönergesiyle deliyorsunuz. Böylelikle istediğiniz öğrencilere burs veriyorsunuz. Bir de cevap veremediğiniz sorular var. Herhalde nasıl çeviririz, kıvırırız çalışmaları devam ediyor. Gençlik ve Spor Bakanlığı Yurt Hizmetleri Yönetmeliğinde bir öğrencinin yurtlardan yararlanması için öğrenim gördüğü yüksek öğrenim kurumu veya programının ailesinin ikamet ettiği il veya ilçe sınırları dışında bulunması şartta aranmaktadır. Ancak bakanlık 2022-2023 eğitim öğretim dönemi yurt başvuru sonuçlarında görüldüğü gibi kendi yönetmeliğini ihlal etmiş ve yurt talebinde bulunan il ilçede ikamet tespit edildiğinden denilerek öğrencilerin ikamet adresine bakmış ve yurtlara yerleştirmeleri yapılmamıştır. Oysa bakılması gereken adres ailenin ikamet adresi. Bir de artık yıl okuyan öğrencileri yurtlardan atıyorsunuz. Mutlaka bu öğrencilere en az bir yıl ekstra hakkı verilmelidir. Zaten eskiden bu uygulama vardı. 2 yıldır kaldırdınız. Yurt yapmayıp yeni yurt açmayınca öğrencileri atmaya çalışıyorsunuz. Yine yurtlarda istihdam ettiğiniz manevi danışmanlara 5 yıldızlı kaplıca otelde sözde eğitim verdiniz. Bunun maliyeti ne kadardır? Gençlerin psikososyal sorunları ve çözüm önerileri için yapıldığı söylenen böyle bir eğitimin öncelikle alanı bu konular olan sosyal çalışmacı ve psikologlara yönelik yapılması neden düşünülmedi? Ya da sosyal çalışmacı ve psikologlara 2022 yaz döneminde online eğitim verilmişken manevi danışmanlara hangi ihtiyaçtan dolayı termal otelde eğitim verilmesi uygun görülmüştü? Son cümlem. Bakanlığınıza bağlı yurtların toplam sayısı ve bu yurtlarda görev yapan sosyal çalışmacı, psikolog ve manevi danışman sayısı nedir? Bakanlığınıza bağlı yurtlarda kaç intihar girişimi olmuştur, kaç ölümle sonuçlanmıştır? Fikret Bey 2 dakika demişti, ona bir öncelik veriyorum. Buyurun. 2023 yılı bütçesinin hayırlı olmasını temenni ediyorum. Tabii geleceğimizin teminatı olan gençlerimizle ilgili bir bakanlık olması sebebiyle de ayrı bir öneme sahip olan bir bakanlıksınız. 2 konu üzerinde durmak istiyorum Sayın Bakan. Gençlerimiz maalesef geleceklerini başka ülkelerde arar hale geldiler. Artık umutlarını ülkemizde tüketmiş durumdalar. Bunu tekrar geriye çevirmek için mutlaka bir proje geliştirmeniz gerekiyor ve yurt dışına giden gençlerimizin, parlak beyinli gençlerimizin mutlaka ülkemize tekrar kazandırılması ülkemizin geleceği açısından önemli. Bu konuda sunumumuzda herhangi bir nokta göremedik.
Özellikle buna değinmek istiyorum. Diğer bir nokta ise yine bakanlığınızın bütçesinden bağımlılıkla mücadele için ayrılan kısmın 7 milyon 866 bin lira olduğunu, yani tüm bakanlık bütçenizin sadece %11'i civarı bağımlılıkla mücadele ayırmışsınız. Oysa şu anda Türkiye'de gençliğin en önemli problemi bu madde bağımlılığı. Hatta dün de Sayın Genel Başkanımız bu konuya dikkat çekti. Yaş giderek aşağıya düşmüş durumda ve giderek sayı artıyor. Biz de, ben de bir tıp doktoruyum. İnanın bununla ilgili çok yoğun şikayetler alıyoruz. Ve bizim mutlaka bu bağımlılıkla ilgili, gençlerin madde bağımlılığıyla ilgili mücadelede daha etkin önlemler almamız lazım. Tabii sadece sizin bakanınızla ilgili değil, Sağlık Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı ile ilgili ortak bir proje geliştirmek gerekir. Çünkü gençliğimiz giderek bağımlı hale geliyor. Bu konuda da bu bütçenin oldukça yetersiz olduğunu dile getirmek istiyorum. Diğer bir noktada özellikle gençlerimiz, üniversite mezunu gençlerimizin her 3 gençten birisi işsiz. Yine 3 gençten birisi eğitim aldığı alanın dışında çalışmak durumunda kalıyor. Buna yönelik olarak nitelikli bir üniversite eğitimi yapılması gerektiğine inanıyorum. Ben tekrar bütçenizin hayırlı olmasını temenni ediyorum. Teşekkür ederim. Sağ olun. Bir sorulan önergelere cevap vermediğinizi, süresinde cevap vermediğinizi tespit ediyoruz. Ben kendi önergelerimden size birkaç örnek vereyim. Birisine hiç cevap vermemişsiniz. Birisine bir yönetmelikle cevap vermişsiniz. Birisine cevap vermişsiniz, çelişki var ve böyle devam ediyor. Ben mesela size cemaat yurtları ve vakıf yurtlarındaki denetimi nasıl yapıyorsunuz diye soruyorum. Siz bize cevap vermiyorsunuz. Niye cevap vermiyorsunuz? Bilmek hakkımız değil mi? Ben size soruyorum. Diyorum ki yatak kapasitemiz ne? Siz diyorsunuz ki %300 arttı, 3 kat arttı. Peki soruyorum size, öğrenci sayısı kaç kat arttı? Öğrenci sayısı 7 kat arttı. Bu çelişkileri burada size tekrar söylüyorum. Sayıştay raporlarına bakıyorum Sayın Bakan. Muhasebe ile ilgili mali müşavirim ben. Bir sürü bulgu var. Ve bunlar her yıl tekrarlanıyor. Aynı bulgular. 2019, 20, 21 tekrarlanıyor. Bakın, tahsilat var, gelir kaydı yok. Rakam 5 lira 10 lira değil değerli arkadaşlar. 2,5 milyar. 2,5 milyar gelir farkı var. Ve bu hata 2019'da, 20'de, 21'de var. Bu görevler ne yapıyor? Ya da ay sizin görevleriniz hep bu hataları mı yapıyor? Merak ediyorum ya. 2,5 milyar. Hani diyordu ya genel başkanımız bunlar bakkal hesabı yapamaz diye. Siz ne hesabı yapıyorsunuz? Bakanlığın muhasebesi çatırdıyor. Bütçe tahminleriniz var değerli arkadaşlar. Şimdi kredi borçlarını diyorsunuz biz affediyoruz. Peki şeye baktınız mı? Bütçe tahminiye tahakkuk oranına baktınız mı? Kredi yurtlar kurum borçları ile ilgili. Tam %99.7 fark var. Zaten ödeyemiyor ki insanlar. Ödeyemiyorlar, tahsil edemiyorsunuz. Mecbur affedeceksiniz. Peki bu ödeyememe durumun sebebi ne biliyor musunuz? O kredi verdiğiniz çocuklar işsiz. Krediler affettiniz ama şunu niye önüne almıyorsunuz? İş bulana kadar, bundan sonra iş bulana kadar biz bunları tahsil etmeyeceğiz. Projesini niye önünüze koymuyorsunuz? Niye bunu kamuoyuyla paylaşmıyorsunuz? Böyle bir durum var. Sayın Bakanım, bak çok çeşitli veriler var. Ben size AKP'nin spor bütçesini nasıl siyasileştirdiğine dair bir sayıştay verisini paylaşmak istiyorum. Bakın diyor ki 6 milyarlık reklam harcaması var son 6 yılda. Farklı ödemeler arasında makul bir denge ya da ödeme ile reklam faaliyeti arasında potansiyel bir ilişki yok diyor Sayıştay. Yani reklam ile sizin yaptığınız potansiyel bir ilişki bulamıyor. Peki bu kaynaklar nereye gidiyor? Federasyonlara aktarılıyor. Federasyonlar arasında sorun var, var mı? Var. Aynı seyirciliği, aynı kapasiteli kulüpler arasında fark var mı? Var. İşte siz burada bu bütçeyi siyasileştiriyorsunuz. Sayıştay'ın raporu açık bir şekilde bunu gösteriyor. Sayın Bakanım, çok öve öve anlatıyorsunuz. Biz sporu şöyle yaptık, böyle yaptık, böyle başarılıyız. Allah aşkına Türkiye Spor Ligi'nin ihalesini kaç kurum almak istedi? Türkiye Spor Ligi'nin yayın geliri kaç, bir tane ünlü futbolcunun bonservisine denk geliyor mu? Mesela Neymar'ın bir şeyiyle, Mbappe'nin bonservisiyle kıyaslıyor musunuz? Ronaldo'nun bonservisiyle kıyaslıyor musunuz? Türkiye Spor Ligi'nin yayın geliri İngiltere Ligi'ndeki 20. sıradaki Sheffield United'ın bütçesiyle aynı ayarda biliyor musunuz? Peki bundan bakıp hiç arlanmıyor musunuz ya? Türk sporunu getirdiğiniz noktadan. Hiç Trabzonspor'un gelirine bakın. Şampiyon oldu. Yayın gelirine bakın. Bir de İngiltere'nin 20 sıradaki gelirine bakın. Sonra deyin ki biz bunlara kapatıyoruz. Böyle bir şey olabilir mi Sayın Bakan? Sayın Bakan size soruyorum. Bu yayın gelirleriyle sizin anlattığınız Türkiye arasında fark var.
Türkiye sporunu getirdiğiniz nokta arasında fark var. Ve getirdiğiniz nokta dünya üçüncü Türkiye'den artık C Ligi oynayan Türkiye'dir. Bunun sebebi de sizsiniz Sayın Bakan. Muhasebe ve usulsüzlük anlamında ciddi uyarılar var. Şimdi baktığımız zaman ciddi bir genç nüfusumuz var. Bir planlama yapıyor bütün dünya ülkeleri. Özellikle Birleşmiş Milletler'in nüfus tahminlerine göre ve buna göre de politikalarını da geliştiriyorlar, güncelliyorlar. Biz bunu yapamadık maalesef. Eğitim ve istihdam ilişkisi kurulamadı. Ve gençlerde ciddi bir istihdam sorunuyla karşı karşıyayız. Hatta bunu bakın Cumhurbaşkanlığı yıllık programına baktım Sayın Bakan. Gençlerin sorunlarını o kadar güzel ortaya koymuş ki sizin bunları biz sizin bütçenizde görmeliydik. İşsizlik diyor, çocuk işçiliği diyor, madde bağımlılığı diyor, okul terkleri diyor. Yine Cumhurbaşkanlığı 100 yıllık icraat raporu bakın orada da çok güzel ortaya koymuş. Kötü alışkanlıklardan, suça yönlendirmelerden, topluma uyumlu gençlere dönük politikalar geliştirmesi gerektiğini söylüyor. Bugün siz gerçekten bir veri ortaya koymalıydınız. Yurt sorunu diyoruz, yok diyorsunuz böyle bir sorun. Böyle bir sorun geliyor ve böyle bir sorun var işte. Özel yurtlarda sayısını verin bize. Ne kadar öğrenci var normal devlet yurdunda olmayıp da özel yurda yönelen öğrenci. Ya da kayıt döneminde bize ulaşan gençlerin talepleri. Yani bunu sizin ortaya koymanız gerekiyor. Ve tabii ki bu sorunlar beraberinde genç işsizlik sorunu beraberinde türev sorunlar yaratıyor. Üniversite bakın bu yıl üniversitedeki kontenjanların boşluğuna dikkat ettiniz mi Sayın Bakan? 105 bin ve bunun 87 bine harçlıkları kaldırmanıza rağmen devlet okullarında öğrenciler gitmiyor. Ve en büyük okula kaydın kayıt yaptırmayan öğrenci sayısının en fazla olduğu yılı yaşıyoruz. Ve bunun sebepleri olarak da ekonomik nedenler ortaya çıkıyor. Ulaşım, barınma giderleri ve üniversite öğrencileri mezuniyetleri sonrası yaratamadığımız nitelikli insan kaynağı yani mesleklerinde istihdam edilememesi nedeniyle öğrenciler artık üniversite kayıt kazanmalarına rağmen üniversiteye gidemiyorlar. Avrupa ülkelerine bakıyoruz. Bakın takip etmişsinizdir Sayın Bakan. Siz katılım dediniz bugün sunumunuzda. Gençlerin karar alma mekanizmasına katılma. Future Europe diye bir proje ortaya koydular. Gençlerin politikalara katılımı ve beklentilerini ölçtüler. Bakın siz böyle bir çalışma ortaya koyabilirsiniz. Ne bekliyor bu gençler? Hangi sorun alanları var? Ve neler yapabiliriz? Bu veriyi siz bakanlığınız olarak ortaya koyup ve buna dönük de çözüm önerilerinizi ve politikalarınızı ortaya koyabilirsiniz. Bakın veriler çok ciddi ve sizin buna gerçekten ciddi şekilde eğilmeniz gerekiyor. Ne eğitimde ne istihdamda olmayan 3 milyona yakın gencimiz var. Genç işsizliği çok ciddi. Avrupa ülkelerindeki nüfusumuzla karşılaştırdığımızda ciddi bir rakam ortaya çıkıyor. Çalışmak zorunda gençler. Üniversiteyle beraber, eğitimleriyle beraber geçinebilmeleri için ciddi bir sorunla karşı karşıyalar. Kredileri bakın bugün genel kurulda görüşülecek. Kredi faizlerini kaldırıyoruz. Ve ödeme güçlüğü diyor. Bakın sorun ödeme güçlüğü. Sizler de belki biz aynı dönemde Marmara Üniversitesi'ndeydik Sayın Bakan. Öyle bir sorun yoktu. Bütün arkadaşlarımız kredi alıyordu. Faizleriyle de çalışıyorlardı. İşe girip ödüyorlardı. Ama biz artık gençler bu krediyi, aldıkları krediyi ödeyemeyecek duruma geldiler. Neden bu duruma geldiler? Buna dikkatli bakmak gerekiyor. Barınma sorununa ciddi eğilmeniz gerekiyor. Sadece yurt yaptık, yurtların sayısını arttırdık demekle bitmiyor. Yurtlardaki durum nedir? Yurtlardaki koşullar nedir? Buna çok dikkat etmeniz gerekiyor Sayın Bakan. Sizden bakın biz milletvekilleriyiz ve görüştüğümüz aileler bize ciddi bir madde bağımlılığı, uyuşturucu sorununu ortaya koyuyorlar. Sizin bu konuda bir çalışma yapmanız gerekiyor. Teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ediyorum. Sağ olun. Sayın Burcu Köksal. Sayın Bakan, konuşmanızda kadın spor yaparsa tüm toplum spor yapar diyerek kadınlarımızı spora teşvik edecek çalışmalar gerçekleştirdik dediniz. Ancak benim seçim bölgem Afyonkarahisar'da Afyon İdman Yurdu Gençlik Spor Kulübü bünyesinde ikinci ligde bulunan Afyonkarahisar kadın futbol takımına ne yazık ki hiç destek olmadınız. Bunlar amatör takım değil, her gün antrenman yapmaları gerekiyor. Ancak Afyonkarahisar Belediyesi haftada sadece 2 gün 1,5 saatlik
saha kullanım izni verdi. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bizim elimizde saha yok, sahalar belediyenin diyor. Ancak belediye de lütfedip ancak 1,5 saatlik 2 günlük bir saha kullanım izni veriyor. Şimdi kadın futbol takımlarının için desteklemiyorsunuz. Ayrıca kadın futbol takımlarının ikincilik karşılaşmaları niçin başlamadı? Yine seçim bölgem Afyon Karahisar'da 1 Kasım itibariyle, yani bugün Büyük Erkekler Basketbol Ligi başlıyor. 8 takım var ancak ilimizde ikinci kademe antrenör belgesi olanların vizeleri yok. Vize almaları için farklı illerde seminerler düzenleniyor. Ancak bunun için de yol parası, yemek parası, konaklama gideri harcamak zorundalar. Bu harcamaları yapamadıkları için bu vizeler alınamadı. Bu yüzden bir takım ligden çekildi, birkaç takımın da hala sıkıntısı devam ediyor. Neden bu seminerler Afyon Karahisar ilinde düzenlenmiyor? Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bu işe neden el atmıyor? Bunu merak ediyoruz. Geçen yıla kadar Afyon Karahisar'da Anadolu Efes'i yenen ve birçok başarılara imza atmış çok güzel bir basketbol takımımız vardı. Ancak bu takım kapandı. Niçin basketbol takımımıza destek olmadınız? Yine Afyon Karahisar'da motokros için birilerine milyonlarca lira para harcanıyor, para aktarılıyor. Peki motokrosa ayrılan bütçenin yarısı Afyon Karahisar'da futbola, basketbola ve voleybola niçin ayrılmıyor? Basketbol, voleybol kapandı. Futbol takımımız ikincilikte. Çevre illerimiz Konya, Eskişehir, hatta Manisa'nın Akhisar ilçesinin futbol takımı bile Süper Lig'e çıkarken biz maalesef hala ikinci ligdeyiz. Söze gelince tesis ve otellerimizle spor şehriyiz diyorsunuz. Ancak bırakın spor şehri olmayı, eldeki takımlar kapanıyor, eldekileri kaybediyoruz. Bakın basketbol ve voleybol kapandı. Veysel Eroğlu spor salonu altıl duruma düştü. Bina neredeyse çürümeye terk edildi. Şimdi spora destek bu mu? Afyon Karahisar spor şehri olacak dediniz. Böyle takımları yok ederek mi spor şehri oluyoruz? Bunu lütfen cevaplayın. Yine KYK yurtlarında izin süreleri 75 günden 30 güne düşürülmüş. Öğrenci yurt harici başka bir yerde konaklayacak olursa izin almak zorunda. Özellikle uzak yerlerden gelip memleketine giden öğrenciler veya hafta sonu bulunduğu ilde akrabasına giden öğrenciler için çok büyük bir mağduriyet oluşacak. Niçin süreyi 30 güne çektiniz? Cumhuriyet tarihinin en yüksek kapasitesine çıkarttık dediğiniz yurtlarda 2-3 kişilik odalar 7-8 kişiye çıkarıldı. Baza yerine ranza konularak öğrencilere adeta adım atacak yer bırakmayarak yurt sorunu çözülmüş mü oluyor? Açıkçası barınma sorunu odalara ranza ekleyerek değil, yeni yurtlar inşa ederek çözülür. Bakın burası bir KYK yurdu. 5 yıldızlı otel konforunda dediğiniz yerler böyle. Siz bu şekilde mi çözüyorsunuz? 25 yıl önce ben KYK yurdunda kalırken de böyleydi. Hala bu şekilde 25 yıldır hiçbir ilerleme yok. Ve yine merak ettiğimiz bir... Teşekkür ediyorum. Doldu süreniz. Soracağım. 30 öğrenci yurtta barındırılıyor. Ancak 42.467 öğrenci var Muğla'da. Muğla Merkez, Milas, Ula, Fethiye ve Dalaman'da yurt var. Diğer ilçelerde yurt bulunmamaktadır. Bu nedenle diğer öğrencilerin durumu kıyı bölgeleri, turizm bölgeleri olması nedeniyle Bodrum, Marmaris, Fethiye, Milas ve Muğla Merkez'de konut fiyatları, kira fiyatları çok artmıştır. Hatta Bodrum, Marmaris, Fethiye ve Milas'ta 10 bin lira civarındadır ve daha fazladır. Dolayısıyla bu koşullarda öğrencilerimizin öğrenimleri sürdürmesini takdirini sizlere bırakıyorum. Evet, şimdi Sayıştay raporuna göre bir sorunu dile getirmek istiyorum. Gelir getirici taşınmazlara ilişkin merkez teşkilatının takip ve kontrol sisteminin bulunmaması, mülkiyet il müdürlüklerine gelirleri ise bakanlığa ait olan gelir getiren mahiyetteki taşınmazlara ilişkin olarak bakanlığın takip ve kontrol sisteminin bulunmadığı. Bu konuda engellidir. Takip sistemi niçin yapılamaktadır? İlgisizlik mi?
yoksa becerisizlik midir? Evet, biraz önce de spordaki başarılara değinildi. İsmini duymadığımız, yeni toplumumuzun daha doğrusu ismini çok bilmediği takımlarla klasman düşmüş durumda maçlar yapıyoruz. Ve son yıllarda da uluslararası bir başarımız gözükmemektedir futbolda. Olimpiyatlarda dendi. Olimpiyatlarda boksta bir, okçulukta bir altın madalyamız var. Ama 1948'de 6 altın, 4 gümüş, 2 bronz. 1960'da 7 altın, 2 gümüş ve son olimpiyatlarda 2 altın. Bu nasıl başarıdır? Evet, geçmiş yıllarda güreş ağırlıklıdır bu başarılar ama son olimpiyatta güreşte altın madalyamızda olmadığını söylemek isterim. Ve 27 güreş eğitim merkezi, 74 de spor lisemiz var. Buna rağmen sporda çok da istediğimiz başarıları elde edilmiş değiliz. Şimdi Süper Lig'de yabancı sayısı 3, 8 ama bakıyoruz amatör kümede, illerdeki birinci ve ikinci amatör kümede de yabancı transferi serbestisi var. Bu şekilde nasıl sporumuzu geliştireceğiz? Gençlerimizi spora nasıl daha çok sokabileceğiz? Kaldı ki bunda da sıkıntı var. Bu transferlerde sıkıntı var. Oturma izni ve belli konularda bürokratik işlemleri aşılamadığı görülmektedir. Milas merkezde, Muğla seçim bölgem Muğla Milas merkezde kapalı spor salonu yeni yapılmaktadır. Ben göstermek istiyorum. Yapılan yer seçiminde sıkıntı bulunmaktadır. Ulaşım çok zordur ama bakanımız 51. sayfada İstanbul, Çorum ve bir Mersin'deki kapalı spor salonlarımızın alanlarına baktığımız zaman Milas'a karşı 145 bin nüfuslu ve birincilikte bir belediye erkek voleybol takımının birincilikte olduğu bir ilçede kapalı spor salonunun olmaması da bir büyük eksikliktir diyorum. Ama adımları atılmıştır. Bir an önce bitirilmesinde ve voleybol takımının da bu salonda maçlar yapmasını bekliyoruz. Teşekkür ediyorum. Sayın Kadim. Teşekkür ediyorum. Sayın Bakanım, kusura bakmayın, biz böyle yaptıklarınızı anlatamayacağız. Sizi övmek için burada değiliz. Doğal olarak gerçekliği konuşmak için buradayız. Sizin bakanlığınız acaba bu Türkiye'deki yaygın uyuşturucu meselesinden muaf mı? Benim bildiğim Anayasa'nın 58. maddesinde devlet gençleri alkol düşkünlüğünden, uyuşturucu maddelerden, kumar ve benzeri kötü alışkanlıklardan, cehaletten korumak için gerekli tedbirleri alır diyor. Sizin iktidarınız bunu sadece Sayın İçişleri Bakanlığı'nın genel başkanımızın üzerine Emniyet Genel Müdürlüğü'nü, Jandarma Genel Müdürlüğü'nü gerçekler açıklamadığı zaman göndermesi olarak mı algılıyor? Sayın Bakan, esas sizin göreviniz bu. Bu ülkede uyuşturucu yaşı 10'a indi. Burada süslü kitaplarla beraber Türkiye bize cennet gibi anlatmaya kalkıyorsunuz. Ama bakıyorum zaten reklam, ilan vesaire meseleyle ilgili ortalama Türk vatandaşlarına Spor Toto Genel Müdürlüğü bütçesinde 150 lira resmen ateşlettirmişsiniz. Kime ve nasıl olduğu belli olmayan reklam giderleri şeklinde. Bu gençlerin sorumlusu kim? Bu gençlerin sorumlusu kim Sayın Bakan? 10 yaşındaki çocuk uyuşturucu kullanıyor ise bu ülkede güllük gülistanlıkmış gibi burada konuşmaya kimsenin hakkı yoktur. İki tane spor sahası yapıldı meselesini küçücük nüfuslu kentler üzerinden de anlatamazsınız. Gelin benim seçim bölgeme. Üçüncü bölgeye gelin İstanbul'da. Ben sizi ilçe ilçe gezdireyim. Bakın bakalım amatör spor kulüpleri antrenman yapacak sahayı bulabiliyorlar mı? Sıraya giriyorlar. Duş yapacak yer bulabiliyorlar mı? İstanbul kulüplerine yardım dağıttınız. Ortalama kulüp başına 5.000 lira düşüyor o dağıttığınız rakama baktığımız zaman. Onu da adaletli dağıtmadığınız yazıyor bu Sayıştay raporlarında. Adaletli dağıtmadığınız yazıyor. Kime, nasıl, ne için para verdiğinizi anlatabilecek şekilde, kamuoyunun ikna olacağı şekilde neden bu yardımları yapıyorsunuz? Kredi Yurtlar Kurumu'nda çocuklara vereceğiniz sabah kahvaltısını ve akşam yemeğini standart yaptınız. Bütün aileler ayakta. Acaba kendi çocuklarınıza sabah kahvaltısında bu verdiğiniz standart kahvaltı gibi kahvaltı ettirirseniz vicdanınız rahat olur mu evinizde? Ben size okuyayım isterseniz. Krem peynir 20 gram.
siyah zeytin 30 gram, helva 20 gram, çay, çeyrek ekmek, açma ya da poğaça. Gencecik çocukların sabah kahvaltısını bu şekilde yapacağını standarda bağladınız. Aileler ayakta. Peki, ben size başka bir şey soruyorum. Bu ülkenin 20 yaşa kadar olan gençlerinin, kadınlarının, kız çocuklarının 3/5'ü demir eksikliği çekiyor. Erkek çocukların 3/5'ü demir eksikliği çekiyor. Bilimsel veriler bunlar. Sizin iktidarlarınızın dönemi değil midir bu 20 yaş grubu? Hangi sağlıklı gençten bahsediyoruz biz? Hangi anayasal yükümlülüğü yerine getirdiniz? Ayrıca başka sorunlar da var. Mesela bir sporcuyu federasyon başkan yardımcınız ötekileştiriyor. Size soru önergesiyle soruyorum bunu. 10 başlıkta soru soruyorum. Bana bir tek cevap veriyorsunuz. Soruşturma başlatılmıştır. Şimdi buradan, özür dilerim, sorumu bitireyim. Şimdi buradan tekrarlıyorum. Sadık Pehlivan adlı sporcu, kungfucu, federasyon başkan vekili Abdurrahman Akyüz tarafından inancı dolayısıyla ayrımcılığa uğradı. Bana verdiğiniz cevapta soruşturma başlattığınızı söylediniz. Alevi olduğu için ayrımcılığa uğradı. Bu soruşturmanın sonu ne oldu? Kime ne ceza verdiniz? Yoksa genel bir ifadeyle bizi geçiştirdiniz mi? Teşekkür ediyorum. Teşekkür ediyorum. Sayın Ravza Kavakçı, buyurun. Süreniz 5 dakika. Türkiye'de şu anda gençlerimizin gerçekten baş belası uyuşturucu sorunu var ve bu uyuşturucu sorununu hükümet olarak mutlaka dikkate almanız lazım. Bu konudaki eleştirileri dikkate almanız lazım. Bugün Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu da grup toplantısında tüm verileriyle birlikte açıkladı. Bu Türkiye'nin gençliğini, bu ülkenin gençlerini gerçekten geleceğini tehdit eden, hayallerini çalan bir olay. Kimse bunun üstünü örtbas edemez. Baronlarla mücadele ediyoruz, işte cezayı artırdık gibi açıklamalar yetmez. Çünkü uyuşturucu kullanma yaşı 10'a kadar düşmüş durumda. Bu hepimiz için, ülkemiz için büyük bir tehdit. Bu tehdidi görmezden gelemezsiniz ve bunun için derhal gereğini yapmanız gerekiyor. Bunun dışında ben seçim bölgemle ilgili birkaç hususu belirtmek istiyorum. Sayın Bakan, bizim Gölbaşı ilçemizde 860'a yakın öğrenci var, meslek yüksek okulu var. Ancak burada yurt yok. Buradaki çocuklarımız, gençlerimiz yurt sorunu nedeniyle çok ciddi mağduriyetler yaşıyorlar. Komşu bir ilçeye gidip gelmek zorunda kalıyorlar. Bu da çocuklara hem ekonomik anlamda büyük bir külfet hem de gidiş gelişte büyük bir soruna neden oluyor. Gölbaşı ilçemize yurdu ne zaman yapacaksınız? Okulu açıyorsunuz, yurdu yapmıyorsunuz. Bu çelişkiyi gidermenizi talep ediyoruz. Gölbaşı ilçemize bir an evvel yurt yapmanızı bekliyoruz. Aynı şekilde Adıyaman'da 83 amatör, ikisi profesyonel lig olmak üzere 85 takımımız var. Ve bu takımlarımızın gerçekten antrenman yapacakları spor sahaları dahi yok. Adıyaman'daki stadyum koşulları ve fiziki yapısı gerçekten talebi karşılamıyor. Adıyaman halkı sizden stadyum bekliyor. Aynı şekilde Kahta 02 spor kulübümüzün de hem antrenman hem de sosyal tesis ihtiyacı var. Kahtalı gençler, Adıyamanlı gençler bakanlığınızdan stat bekliyorlar. Gerekli sosyal tesisleri, spor tesislerini yapmayı bekliyorlar. Bunun dışında Sayın Bakan, geçen yıl yine burada söylemiştim. Bakınız, Adıyaman'ın 4 tane beldesinde aradan yıllar geçti, bir halı sahayı daha yapamadınız. Şu an bizim Harmanlı'da, Yaylakonak'ta ve Kömür'de, Pınarbaşı beldelerimizde halı saha yok. Defalarca talep ettik, defalarca sizlere soru vergesi verdik, defalarca gündeme getirdik. Ancak bir türlü yapmıyorsunuz. Buradaki gençler bize şunu söylüyor. Bu 4 beldede acaba bunlar CHP'li olduğu için mi bakanlık bizi görmüyor, bize halı saha yapmıyor diyorlar. Biz bu konudaki talebimizi yeniliyoruz. Bu çocuklarımızın, bu gençlerimizin halı saha talebini de bir an evvel karşılayın. Bu çocuklarımızın da spor yapma hakları vardır. Bu haktan mahrum bırakmayın diyorum. Ben bakanlık bütçesinin hayırlı olmasını diliyorum. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Gidiyorlar ama gidenler en yetişmiş, en seçkin gençler ve bu gençlere kucak açan bir ülke olmadığı için de Avrupa bunlara kucak açıyor. Aslında geleceğimize yönelik çok ciddi bir kayıp içerisindeyiz. Bu gençlerimize biz istihdam imkanı vermiyoruz ve mülakatla maalesef bu gençleri elediğimiz için hakkaniyetli bir sistem olmadığından, sorular sürekli çalındığından gençler artık ülkeye güvenmiyorlar.
Gençler eğlenemiyorlar. Gençler eğleneceği zaman da 20'ye yakın bu yıl festival ve konser yasaklandı. Gençlerin bütçesi gençlerde diye bir çalışma yapmıştınız. Orada başlıkların altında ne barınma sorunu, ne istihdam sorunu, ne gençlerin geçinme sorunu ile ilgili bir başlık yoktu. Zaten siteye de şu anda ulaşılamıyor. Gençler 4,5 milyon öğrenci var. Daha önceki bakanımız da yurt konusunda çok iddialar ortaya koymuştu. Maalesef o iddialar sizin döneminizde de onun döneminde de gerçekleştirilmedi. 800 bin yurt kapasitemiz var. 4,5 milyon öğrenci sadece lisans öğrencisi, yüksek lisans ve ön lisans doktora yapanlar bunun içinde değil. Ama maalesef sadece 800 bin kapasiteyle biz bu gençlere yer vermeye çalışıyoruz. O yurtları da ranza sistemine çevirip sosyal alanları da işte kalınacak şekilde ayarlayıp sosyalleşecekleri yerde bırakmıyoruz gençlere maalesef. İstanbul'da Kredi Yurtlar Kurumu'nun sadece 22 yurdu var. 39 ilçesi olan İstanbul gibi bir şehirde maalesef sadece 22 yurt var. Bu sistemli olarak önemsenmedi ve maalesef yurt sorunu giderilmek yerine gençler o tarikatlara, o vakıflara teslim edildi. Onun için artık öğrenciler genç öğrenci evi de tutamıyor çünkü kiralar çok anormal arttı. Gençler iş beğenmiyor diyorsunuz. Halbuki gençler kendi eğitimlerine uygun bir planlama yapılmadığı için iş bulamıyorlar. Bizim şu hemen kapıdan çıktığınızda Çankaya kapısından 200 metre aşağıda Göte Enstitüsü var. Ve oranın önü hep dolu, hep kuyruk. İnsanlar dil öğrenip bir an önce kendi geleceklerini kurtarma peşine düşmüş durumdalar. Bizim TÜİK istatistikleri uzun zamandır yayınlanmıyor. TÜİK istatistiklerinde en çok sorun ve göç edenler 25-29 yaş arası geleceğini başka ülkelerde arayanlar. Bir başka sorun da İstanbul'da Avcılar ilçesinde 16 futbol kulübü var. Sadece bir tane stat var. 16 spor kulübü orada antrenman yapıyor, orada maç yapıyor. Dolayısıyla yetmiyor. O da şehrin yani ilçenin bir ucunda. Amatör spor kulüpleri mutlaka desteklenmeli. Gençler uyuşturucu batağına teslim edilmemeli. Gençlerin sosyalleşeceği, spor yapabileceği alanları artırmamız gerekiyor. Bu konuda da en büyük sıkıntılı ilçe İstanbul'da maalesef Avcılar. Bu sorunun da bir an önce çözülmesi gerekiyor. Teşekkür ediyorum. Kıymetli milletvekillerimiz, Sayın Bakanım, kıymetli bürokratlar ve değerli basın mensupları, bugün ülkemizin geleceğimiz dediğimiz gençlerle ilgili değerli bir bakanlığımızın bütçesini görüşüyoruz. Tabii AK Parti iktidarları 20 yıldır elindeki kaynakları şeffaf, hesap verebilir, rantabıl ve insanları, gençleri önceleyen bir projeyle kullanmadığı için bütün arkadaşları dinledim, herkes sorunlardan bahsediyor. Bir grup İktidar Partisi milletvekili arkadaşlar Sayın Bakan'a, kıymetli ekibine bu ülkede yapılanları şey yapıyor. Ama ortada bir gerçek var. Yani bugün üniversite kazanmış bir çocuğun ailesi, o genç nerede kalacağıyla ilgili eğitim ve öğretimine odaklanamıyorsa bunun muhasebesini vicdanen de sorumlu olarak yapması gereken AK Parti iktidarları. Yüce Meclis'in bu konuda ülkede rejim değişikliğiyle, pasifize edilişiyle bunun daha bariz olarak uygulamalarını görüyoruz. Dışarıdan olan bakanlar yeteri kadar konuyu mecliste o eleştirileri göğüsleyip alamadığı için belli bir model etrafında geçip gidiyor. Tokat Anadolu'da hepinizin bildiği gibi saklı bahçe gibi kıymetli bir il. Merkezden sonra en çok nüfusa sahip Erbaa ilçemiz var. Erbaa ilçemizin stadyumu 16.3.2018'de yer teslimi yapılıp ihale edildi Sayın Bakanım. Daha sonra iş tasfiye edildi. Fakat bu yeniden ihale edilmesi noktasında henüz bir yetkililerden, bakanlıktan, il müdürlüğünden ya da ilgili yerlerden bir ses yok. Erbaalı bunu beklemekte.
Tabii her ile statlar yapılıyor. Tokat'ta hepinizin bildiği gibi Plevne kahramanı Gazi Osman Paşa'nın adına yapılmış bir stadyum var. Bu stadyum aşağı yukarı bir 70 yıla yakında bir geçmişi var. Bir türlü yapılamıyor. Bazen yapılmadığına da dua ediyoruz. Şimdi Gazi Osman Paşa'nın adını taşıyan stadyumun adının ne arena olacağını kimse de kestiremiyor. Bu bakımdan yapılacak işlerin sporla yaraşır, yakışır bir şekilde yapılmasını arz ediyoruz. Yine yüzme havuzları yaptık deniyor. Yapanların eline emeğine sağlık, planlayanların da. Ama arkadaşlar, bir tane olimpik yüzme havuzumuz yok ya. Tokat'ta bir tane ulusal ya da uluslararası bir yarışmaya talip olacağımız altyapı yok. Demek ki spor hizmetlerini planlarken birazcık bu anlamda uluslararası vizyona sahip bir yaklaşımla bunların her alanda kullanıp uluslararası sporcu yetişmesi noktasında ya da o kentlere bir yerelde bir canlılık getirme, tanınması, bilinmesi, tarihi kültürü değerlerinin görünmesi açısından bunların ön almasını istiyoruz. Tabii 40 liradan toparlıyorum Sayın Başkanım. 2002'de 45 lira olan burs rakamı 850 lira çıktı diyor. Herhalde Sayın Bakanım ve kıymetli ekibi gitmiş kafelerde bir tane kahve içmiştir. Geçen gün Sayın Cumhurbaşkanı bir kahve markasını söylüyordu için diye. O kahveden 10 tane içemiyor arkadaşlar bu 850 lirayla gençler. Bu paraların güncellenmesi lazım. Ve aileler artık tedirgin, rahatsız. Çocuğu sınıfa kadar elinde tutup götürüyor. Uyuşturucu yaşı 10'lu yaşlara kadar düşmüş. Ve bu yüzden bu meselelere ortak yaklaşmamız lazım. Ortak yaklaşmanın yolu da şu. Bu ülkede birlikte yaşıyoruz. Sık sık milli birlik, beraberlik destekliyorsak bu konuda da lütfen ama lütfen muhalefetin kıymetli önerilerini dikkate alarak yol yürüme alışkanlığı edinelim. Son cümlem Sayın Başkanım. Tabii kulüpleri şirketleştirdik. Tokat'ın yaklaşık olarak 73 yıllık bir kulübü vardı. Şirketleşmeden olumsuz nasibini aldı. Bu kulübümüz yok. O kulübün birazcık da siyasi destekli olarak gönderilip de alan şahıs. Ne acı ki eğitimle ilgili de kıymetli bir değeri de katlederek o şehri takımdan da itti. Bir eğitim camiasının kıymetli bir değerinden de oldu. Bu konuda bakanlığın biraz daha denetleyici, Anadolu kulüplerinin de önünü açacak sorunlarını yakından takip edecek bir birim oluşturması lazım. Dünyada dini, dili, ırkı, mezhebi, meşrebi her şeyi farklı olan hatta savaşan ülkelerin dahi spor noktasında birleştiklerini görünce bu değerli bakanlığın çok kıymetli olduğunu biliyoruz. Bütün olumsuzluklara rağmen Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılına girerken bu bütçenin ülkemiz gençliğine hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum. Bundan ve bakanlığınızın bugüne kadar yaptığı icraatlarda gençlerle tek ortak noktanızın bakanlığınızın adında gençlik ifadesinin olduğunu anlıyoruz. Sayenizde bugün Türkiye'nin en mutsuz kesiminden bahsediyoruz. Haberiniz yok ama Sayın Bakan, bu ülkede gençler işsiz, bu ülkede gençler mutsuz ve gelecek kaygısı taşıyor. Ve günden güne derinleşen bir tersine göç durumu söz konusu. Bir yandan sınırlarımızdan kamyon masıfsız göçmenler rahatlıkla ülkemize girerken diğer taraftan kendi okumuş, iyi eğitim almış gençlerimizi yurt dışına göç veriyoruz. Bugün Türkiye'nin en iyi eğitimini almış gençler dahi yurt dışına göçmek için yeni bir eğitim alıyorlar. İşte buradan meclisten 5 dakika uzaklıktaki Kızılay'da yabancı dil kursunda kurslar başvurulara yetişemiyor. Tıp mezunu, mühendisler, mevcut işi olanlar, işsizler, gençler akın akın yurt dışına gitmenin yolunu arıyor. Tabii trolleriniz ona buna sataşmaktan vakit bulursa uygun olduğunda lütfen Telegram'da ve Facebook'ta on binlerce gencin bulunduğu yurt dışına gitme gruplarını incelesin. Burada gençlerin nasıl bilgi alışverişinde olduğunu görecekler. Sayeninde vasıfsız insan ithal eder, vasıflı insan gücü de ihraç eder hale geldik. Bunun suçlusu elbette ki gençler değil, sizsiniz. Sunumunuzda dediniz ki gençlerin değişen ihtiyaçlarını karşılama gayretindeyiz. Araştırmalara göre gençlerin %73'ü
imkanı olsa yurt dışında yaşamak istiyor. 83'ü Türkiye'de gelir dağılımının dengesiz, 87'si Türkiye'de çok fazla işsizlik olduğu, 64'ü kamuya işe alımlarda ehliyet ve liyakata göre davranılmadığını, 53 ise kendi ülkesinde bile artık kendini yabancı hissettiğini söylüyor. Ben buradan şunu anlıyorum, ya gençlerin ihtiyacını bilmiyorsunuz, ya gayretiniz karşılıksız kalıyor, ya da gayretiniz sadece ak gençlik için. Zira onların yatlarda, katlarda lüks yaşamlarını gördüğümüzde de bunun doğru olduğunu anlıyoruz. Elbette ülkeyi yönetenlerin, devleti yönetenlerin görevi onları kızmak, gençleri kızmak değil, yaşamlarını Türkiye'de kurmalarını sağlamak, onları anlamak ve çözüm üretmek. Çözüm var mı? Sizin iktidarınızda yok. Çünkü sorunun bizzat kendisi sizsiniz. Çünkü genel başkanınız giderlerse gitsinler cümlesi aslında bizim tam da söylemek istediklerimizin özeti. Bu sorunu bütçeyle çözmek isteseniz de çözebilir misiniz diye bakarsak da mümkün değil. Çünkü koskoca Türkiye Cumhuriyeti'nin bütçesinde bütçe ödeneklerinin programlara göre dağılımına bakıyoruz. Gençliğe ayrılan pay sadece 1.88 milyar. Buradan iktidarınızın Anka Park'taki dinozorlara verdiği değeri gençlere vermediğini de çok net bir şekilde anlıyoruz. Bütçeye değiniyorum ama Türkiye'de gençlerin sorunu çok daha geniş, çok daha kapsamlı. Çünkü gençlerin bir özgürlük sorunu var. Sokakta çıkar telefonu diyen dayılar var ama Türkiye'yi de o dayılardan biri yönetiyor. Çünkü gençlere bakışları aynı, zihniyet aynı. Evet, gençler iş beğenmiyor çünkü bu bozuk düzende mecbur bırakıldıkları işlerde çalışmak istemiyorlar. Evet, gençler mutsuz ve sizi beğenmiyorlar. Şimdi duymazlıktan geliyorsunuz ama duyacaksınız. 2002'de siz gelirken gazetede sandıktan öfke çıktı manşetleri atılmıştı. Şimdi de seçim günü gençlerin öfkesinin sandığa nasıl yansıdığını göreceksiniz. Teşekkür ediyorum. Devletin yani siyasal iktidarın yükümlülükleri. Bu açıdan hukuka referans öncelikli bir konu. Bu bakımdan anayasamızda özellikle bütçenizle ilgili 3 madde öne çıkıyor. Madde 58 gençlik ve spor, madde 130 yüksek öğretim, madde 65 sosyal devletin öncelikleri. Burada tabii müsbet bilim, çağdaş eğitim, bilimsel eğitim gibi kavramlar var. Ama ben sizin raporunuzda yalnızca sosyal devlet anlayışımız kavramına yollama yapıldığını görüyorum ve referans bakımından hukuk ve anayasa yer almamaktadır. Aslında referans bakımından kayma bu kadar da sınırlı değil. Zaman bakımından öyle. Sayın Bakan genellikle 21 yıldan bahsettiniz, 20 yıldan bahsettiniz. Oysa gençlik gelecektir. Siz 4 yıldır bakansınız ama 20 yıldan bahsettiniz. Daha çok gelecekten bahsetmeniz temenni edilirdi. Dayanak olarak hukuk yerine daha çok kişiden bahsettiniz. Oysa sizin referansınız hukuk olmalıydı. Sayı olarak verdiğiniz sayılar karşılaştırılabilir olmalıydı. Mesela 850 bin yatak diyorsunuz. Dünyada 36 ülkenin nüfusu ise bizim yurt kapasitemizin altında kalıyor. Böyle bir karşılaştırma olamaz. Buradan sizden beklenen şuydu. Kaç bu kapasite yatak bir odada kaç kişi kalıyor? Örneğin 50 yıl önce Atatürk Öğrenci Yurdu'nda 4 kişilik odada kaldım ben. Burada Ankara'da. İzleyen yıllarda Fransa'da 1 kişilik odada ve üniversite 1. sınıf öğrencisi de 1 kişilik odada kalıyordu. Bugün 850 bin yatak nasıl dağılıyor? Bunun sayısını vermeniz gerekiyordu. Şimdi gençlik ve çevreden bahsetmeniz çok önemli. Çevre dostluğu. Evet, ama burada gençliğin geleceğe yönelik olarak katılımı da önemli. Çünkü 56. madde gençlerin koruma, önleme ve geliştirme yükümlülüğü var Sayın Bakan. Ama bu yükümlülük, devletin de bu yükümlülüğü, gençlerin hakkı ve yükümlülüğü karşısında polisin çopuğu, polisin kullandığı gaz, polisin kullandığı şiddet gençleri, çevreyi korumaktan alıkoyuyor. Raporda bu konuda hiçbir referans yok. Ama esasen referans olarak kullanılması gereken hususlardan yasaları zikretmişsiniz, iki yasayı. Gerçekten 7146'dan 7405 sayılı yasaya kadar birçok yasa burada oylandı. Fakat hiçbirinde sizi görmedik. Bir sahiplenme var ama siz katılmadınız bu yasal süreçlere. Ama burada en azından sahiplenirken etki analizlerini görmek isterdik.
Yani bakanlığınızın bu yasalara ilişkin etki analizi olmalıydı ki geleceğe yönelik olarak daha etkili yasalar yapabilelim. Ama yalnızca bakanlığınızla ilgili yasalar değil, aslında geleceğe yönelik bütün yasalar gençliği ilgilendirdiği için katılım, bu bakımdan bakanlığınızın katılımı çok önemli. Şu bakımdan da önemli, hükümet olmadığı için, bakanlar kurulunda bulunmadığı için, bakanlar arasında eşgüdüm bulunmadığından burada oylanan yasalardan haberdar olabilmek için çok daha yoğun bir biçimde katılmak gerekir. Çünkü bütçe yapımında yürütme yoktur. Yürütme tek kişiyle temsil ediyor Sayın Cumhurbaşkanı, o da katılmıyor. Sizlerin ise siyasal bir sıfatı bulunmuyor. Bu itibarla bu bütçe süreci aslında parti başkanlığı yoluyla devlet başkanlığı ve yürütmenin sürdürülebilirlik testi gibi bir test meselesi oluyor. Çünkü siyasal sorumluluk yok, siyasal karar alma süreci yok. Böyle olunca son cümlemi söylüyorum. Son cümlemi söylüyorum. Bunun yerine hukuk yerine siyaset var burada. Siyaset yerine daha çok sayılar var ama o sayılarda keşke doğru referanslar olsaydı. Ben